birlikteyiz sevgili seyirciler. Gönül Dergahı devam ediyor. Konumuz nefsin terbiye edilmesi ve canlı yayında emekli müftü Ahmet Akgül ile birlikteyiz. Evet hocam, kaldığımız yerden inşallah yine devam edelim. Nefsi mülhime makamında şimdi kalmıştık. Nefsi levvameyi söyledik. Evet. Nefsi mülhime var bir de. Nefsi mülhime de insana güzel duyguları veren ve devamlı hayır üreten, hayırı teşvik eden, hayra, o da biraz melekleşmiş oluyor yani. Evet. Yani hayra, artık hayrın galip geldiği, şerrin de efendim dizginlendiği bir kötü sıfatlarından yavaş yavaş evet, alınmaya başlamış. Evet, aynı şekilde. Evet. Bir de mesela var nefsi radiye. İşte Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu. Evet. Veya Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine razı olan bir nefis. Merdiye de Allah tarafından razı olunan bir nefis. Hı hı. Ki bir de nefsi mutmainne, evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte vereceği nimetlerle, verdiği nimetlerle rahata kavuşan, huzura kavuşan efendim nefsi mutmainne. Bu konuyla ilgili Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de özellikle mutmainne. Evet, şeyde var, Hecir suresinin. Evet. Orada öyle diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey rahata kavuşan, huzura kavuşan nefis. İrci'i ila rabbik. Evet. Rabbine dön, Rabbin emirlerine dön. Fedhuli cenneti vedhuli fi ibadi. Yani sen gir benim salih kullarımın içerisine, gir benim cennetime. O da nefsi mutmainne, nefsin rahata kavuşması neyle? Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği gibi bismillah. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Gerçekten iman edenler kalpleri ilahi zikirle rahata kavuşan kalpler. Rahata kavuşan kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ evet. اَامَنُوا O kimseler ki iman ettiler ve تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onların kalpleri, gönülleri neyle rahata kavuştu, huzura kavuştu, sükûne kavuştu? Allah zikirle. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Dikkat edin, ancak Allah zikirle kalpler rahata kavuşur. Ancak Allah zikirle kalpler rahata kavuşur. Yani insan oğlunun işte vücudunda bir organ vardı. Bu yanılmıştan evet, bir hadis-i şerif. Şerif hocam. Ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ela inne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal ceset. Evet. Ve izâ fesedet fesedel ceset. Ela ve hiyel kalb. Dikkat edin. İnsan bedeninde bir et parçası var. Bu et parçası düzeldiği zaman insanın organlarına yansır. Çünkü hadis-i şeriflerde var ki kalp ve organlar. Evet. Kalp komutana benzetiliyor. Komutana, bir askerin, askeri birliğin komutanına benzetiliyor. Yani bu kan pompalayan kalpten bahsediyor. Evet, hocam. Aynen. Yani Rabbani, manevi kalp. Tabii kan pompalayan kalp ama hayvanlarda işte da var. Orada da yani. Evet, orada işte o güzel huyların birikmesi, oluşması. Merkezi. Evet, o işte. Yine kan pompalayan kalp yani. Kalp o. Evet. Niye kalp demiş? Durmadan kan dönüp dolaştığı için. Evet. Durmadan dolaşım var, değişim var. Şimdi askeri komutana benzetilmiş kalp. Organlar da onun emrinde olan askerlere benzetilmiş. Evet. Komutan emrediyor, askerler uyguluyor. Şimdi bu şekilde dikkat edin, insan vücudunda bir et parçası var. O düzeldiği zaman bütün beden düzelir. O bozulduğu zaman bütün beden bozulur. Ela ve hiyel kalp. Uyanık olun, o kalptir diyor. Evet. Kalp çok önemli. Bu açıdan kalbin tatmini de Kur'an'la, zikirle, bir de mesela dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin yani şuna dikkat etmelerini istiyorum. Yani bir insanın kalbi neyle yumuşar? Kalbi neyle cilalanır? Kalbi neyle tatmin olur? Bunun yolları çok. Şimdi bir hissetmeyen kalp var hocam. Evet. Hani tabiri caizse Ölü kalp. Derler, taşlaşmış. Taşlaşmış. Zaten Kur'an öyle diyor. Sümme kaset kulubukum. Bu insan nefsine tabi olan insan. Yani evet. Nefsinin kötülüklerine tabi olmuş insan. Kalp hissetmiyor ya. Çünkü. Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sümme kaset kulubukum. Sümme kaset kulubukum. Feyyekel hicara ev eşeddu kasve. Evet. Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Taşlardan daha çok taşlaştı. Evet. Niye demire benzetmiyor da Cenab-ı Hak? Taşlara benzetiyor. Taşlardan daha çok katılaştı. Hı hı. Demir
belli bir sıcaklıktan sonra erir. Bak onda yumuşama var, erime var. Su haline geliyor. Ama siz böyle çok sert taşları ocağa koysanız da erimez. Ocağa koysanız erimez. Hocam bir telefonumuz varmış, hemen ona bakalım, devam edeceğiz. Alo. Alo. Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ben hocama bir sorum olacaktı. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım. Namaz surelerini. Evet. Elem tere, inna atayna, izaca, kulağınızı bırakın, felak kulağınızı bırakın, nasıl okuyabilirim acaba namazda da? Namazda mı efendim? Evet. Sırası evet. Nasıl olabilir acaba? Sırasını mı soruyorsun? Bildiklerimiz bunlar. Evet. Anladım. Başka soru var mı? Yok. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Hocamız cevap verecek sorunuz efendim. Yaşamlar. Sağ olun. Evet. Farz namazlarda böyle kısa sureleri iki sure arasında bir sure atlamadan sırasıyla okumak yukarıdan aşağı doğru sünnet. Evet. Nafile namazlarda aşağıdan yukarıda okusa mekruh olmaz. Yani tersine okusa. Hı. Mesela önce ilafi okusa, sonra elemtereyi okusa nafile namazlarda mekruh olmaz. Ancak bu kardeşimizin sorduğu elemtereyi biliyor. Evet. Sonra Kevser suresini biliyor. İdaca'yı biliyor. Evet. Kulağınızı bir Rabbil felak, kulağınızı bir Rabbil nas surelerini biliyor. Evet. Şimdi farzları kılarken bu kardeşimize elemtereyi okusun, sonra İdaca'yı okusun, sonra kulağınızı bir Rabbil felak, kulağınızı bir Rabbil nas. Li-ilafi de söyledi sanıyorum. Evet. Elemtereden sonra li-ilafi okusun. Ondan sonra inna ataneye geçmesi farzlarda zaten gerekmiyor. Çünkü iki sureyi okudu. Ama sünnet namazlarda da iki sure arasında yine en azından bir sure atlamasın yani. Yani Fatiha'dan sonra elemtereyi ikinci rekatta li-ilafi okusun Fatiha veya izaca'yı okusun. Evet. Sünnet namazlara gelince elemtereyi okusun, izaca'yı okusun, ondan sonra geçsin kul e'udhi birabbil felak, kul e'udhi birabbil nas surelerini okusun. Evet. Bu şekilde okuyabilir. Evet. Telefon var mı arkadaşlar? Evet hocam, devam ediyoruz. Evet, şimdi hakikaten insanın kalbi çok önemli. Bu kalp her ne kadar bir et parçası olsa da bu et parçası imanla, güzel ahlakla, güzel duygularla donatılırsa işte o vücudun tamamına etki yapıyor. Yani kalbimizde, içimizde hem kalbimiz var, evet. Aklımız var, ruhumuz var. Yani nefsimiz var. Nefsimiz evet. Var. Bunlar bir şekilde birbirleriyle koordine kesinlikle. Sağlıyorlar. Evet, kesinlikle. Yani nefs içeride, şeytan da dışarıda. Evet, evet. Şimdi işte bu koordine içerisinde eğer bu koordine nizamı bozulursa evet. O zaman ne oluyor? İşte fonksiyonu kalmıyor aklın ve kalbin. Kalbin fonksiyonu ortadan kalkıyor. Aklınki devreden çıkıyor. Evet. O zaman akıl ve vahiy tamamen unutuluyor. O zaman ne oluyor? Ve men yaşu an zikrir rahman nukayyit lehu şeytanen فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Cenab-ı Hak buyuruyor. Kim Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, İslam'dan kör olursa, uzak olursa, habersiz olursa, gafil olursa biz ona şeytanı yaklaştırırız. Şeytanı başına bela ederiz diyor. Evet. Şeytan o zaman onun başının belası oluyor. O zaman şeytan onu yönlendiriyor. Peki hocam, nefsimizi biraz sevgili izleyicilerimize anlatma imkanı bulduk. Hem ayet-i kerimelerle evet. Hem hadis-i şeriflerle. Peki bundan sonrası için insan nefsini bu şekilde tanıdıktan sonra nasıl kontrol altında tutacak? Evet. Bu gafleti nasıl önleyeceğiz? Şimdi hani bir murakabe denilen bir şey evet. Var. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Evet, güzel. Şimdi birinci madde neydi? Nefsi tanımak, nefsi kontrol etmek, evet. Hesaba çekmek. Bir de murakabe. Tabii bu başka ifadeler de var. Mücahede. Evet. Muhasebe, mücahede. Murakabe, bunların hepsi nefsi devamlı kontrol altında bulundurmamız gereken değerler. Şimdi nefis muhasebesinden sonra bir de murakabe altında olduğumuza inanmak. Bu ne demek bunun manası? İlahi denetim ve yönetim altında olduğumuza inanmak. Ercan Bey,
bir insan şu ayeti kerimeyi devamlı hatırlamalı, hiç kalbinden, gönlünden çıkarmamalı. Evet. Hadid suresinde bir ayet var. Ayetin başı da var da bizim konumuzla ilgili olan kısmı ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ve huve ma'akum, o Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Bu beraberlik, bu birliktelik, fiziki birliktelik değil. Bu beraberlik nedir? Bu beraberlik efendim Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, kudretiyle, ilahi efendim büyüklüğü ile kulun devamlı yanında olması. Yoksa Cenab-ı Hak haşa böyle cisim olarak cisim değil ki, evet, cisimlerin birbirine yakınlığı gibi yakın olsun. O Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Öyleyse vallahu bima ta'melune basir. O Allah sizin bütün yaptıklarınızı görmektedir. Başka bir ayette ve kânallâhu alâ kulli şeyin rakîba. Allah her şeyi denetleyicidir. Başka bir ayette elem ya'lemu ennallâhe elem ta'lemu ennallâhe ya'lemu mâ fî enfüsikum fahzerûh. Siz bilmez misiniz? Allah Celle Celaluhu sizin gönüllerinizden ne geçiyorsa onların tamamını biliyor. Şimdi bizim gönlümüzden geçen şeyler var. Evet. Dışarıya yansıttığımız farklı manzaralar var. Belki gönlümüzde geçenleri işte bırakıyoruz, dışarıya farklı manzaralarla vitrin ediyoruz. Öyleyse Allah bizim gönüllerimizden geçirdiğimizi bilir. Gözlerimizin hıyanetini bilir. Kalplerimizin niyetini bilir. Bu açıdan önemli olan bu şuura erebilmek. Evet, bu şuura erebilmek. Evet. Fela tüzekkü enfüseküm. Cenab-ı Hak öyle diyor. Nefsinizi temize çıkarmayın. Nefsinizi temize çıkarmayın. Hüve a'lemü bimen itteka. Siz dış vitrini çok farklı süsleyebilirsiniz. Ama iç önemli, iç. İç Allah'ın innallâhe alîmün bizzâti sudûr. Sinelerden geçeni hakkıyla bilen Allah'tır. Allahu ya'lemu khainetel a'yunu ve ma tukhfi's sudur. Göğüslerin, sinelerin gizlediğini, gözlerin hıyanetini Allah bilir. Şimdi biz vitrini çok güzel dizayn ettik. Vitrin yaldızlı. İnsanlara farklı gözüktük. Farklı hareket ettik, farklı davrandık. Ama kalplerimiz farklı. Yani o zaman muamele kalplerin niyetine göredir. Evet. Muamele kalplerin niyetine göre. Bu açıdan peygamberimiz buyuruyor ki niyetül mümini hayrun min ameli. Müminin samimi niyeti birçok amellerinden daha hayırlıdır. Bazen samimiyetsiz gösteriş için yaptığı ameller işe yaramaz. Ama samimi gönülden geçirdiği samimi niyetler sevap kazandırır ona. Evet. Mesela diyor ki kalbinden keşke şu hayırlı zengine verilen servet bana da verilse, ya da şu ilmini yaşayan alime verilen bilgi, ilim, Kur'an'la aşinalık, Kur'an'a aşinalık bana da verilse de ben de bunun gibi olsam diyor. Evet. Ama o imkana da ulaşamıyor. Bu niyetinden dolayı bakın sevap kazanır. Ama alim olduğu halde, Kur'an ilmini bildiği halde, Kur'an'ın kıraatini okumayı bildiği halde gösteriş için okursa ondan fayda gelmez. Ama ötekinin niyetinden kendisine hayır gelir. Evet hocam, bir telefonumuz daha varmış. Ona da hemen bakalım. Alo. Alo. Efendim, sesimizi alabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, seste bir problem var galiba. Alo. Evet. Ben sizin sesinizi alıyorum hocam. Siz yarımkini alabiliyor musunuz? Peki, şu anda duyabiliyoruz. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Adana'dan arıyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Ömer Gürcü. Adana'nın Aladağ kazasından Büyük Sofulu köyünden arıyorum. Hocam, benim belim kırık, mağdurum. Evet, geçmiş olsun. Elimden geldiği kadar 5 vakit namazımı kılmaya çalışıyorum. Yalnız abdestlerimde bazı sorunlarım oluyor. Abdest alırken veya evet, abdest alıp namaza durduktan sonra camide, camimizin rampası olup içeriye giremediğim için merdivenin ağzında kılıyorum. Evet. Orada namaza durduktan sonra çok affıyorum, özür dileyerek söylüyorum. Tekbir aldıktan sonra eğilip kalkarken bazen
özür diliyorum tekrar yine gaz çıkma olayı oluyor. Tekrar abdest almam gerekiyor. Evet. Bunu bir herhangi bir şey oluyor mu sizlerden bir rica ediyorum. Evet hocam anladınız söyleyeyim. Evet. Belim kırık mağdurum. Belden aşağım evet. Tutmuyor. Ama tekerlekli sandalyeyle varıyorum caminin kapısına kadar. Evet. Lampası olmadığı için camimizin içeriye giremiyorum. Arabanın üzerinde kılıyorum. Evet. İkinci sorum da mes var ayağımda. Evet. Mes giyiyorum. Yaz günleri mesi giyemiyorum. Bunu ayakkabımın üzerinden mes ediyorum. Mes giymeden yani. Ayakkabıyı çıkarmadan üzerinden mes ediyorum. Çünkü ayakkabımı çıkarsam giyemiyorum. Evet. Bunu sorum bu... ikinci sorum da bu hocam. Sizlerden rica edip mümkünse teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hocam devamlı takip ediyorum yayınlarınızı. Allah sizden razı olsun. Allah emeğinizi zayi etmesin. Teşekkür tamam. Ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyoruz. Hocam inşallah sorulara cevap verecek. Ayrılmayın. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ Allah emeğiniz zayi etmesin hocam. Teşekkür evet. Ederim. Evet hocam. Bu kardeşimize Cenab-ı Hak'tan öncelikle şifa diliyoruz. Cenab-ı Hak acil şifalar lütfeylesin. Eğer abdesti aldıktan sonra sadece namaz kılarken böyle bir şey oluyorsa, yani özür sahibi değilse, bu özür sahibi olmanın tarifi inşallah anlatacağız. Mesela başlangıçta özür sebebiyle işte idrarı akıyorsa, idrarı veya gaz çıkarıyorsa o bir namaz, iki namaz arası daha doğrusu. Yani öğle ile ikindi arası ya da ikindi ile akşam arası ya da akşamla yatsı arası gibi bir vakit arası, iki vakit arası daha doğrusu. Bu özür devam ediyor da sonradan da o özürden her vakitte bir defa da olsa bir eser gözüküyorsa o zaman bu kardeşimiz özür sahibi olur. Diyelim ki bu gaz çıkarma açısından veya idrar gelebilir. Çünkü belden aşağı rahatsız olunca belki farkına da varamıyor. Oradan idrar gelebiliyor belki. Veya diğer türlü söylediği mazeretler oluşuyor. O zaman bu kardeşimiz ezan okunduktan sonra abdestini alacak. Eğer özür sahibi ise kendi bilir kendisini. Evet. Özür sahibi sayılıyorsa o zaman abdestini ne zaman alacak? Ezan okunduğunda abdestini alacak. O abdestle gaz da gelse, eğer özrü gaz ise veyahut da idrarın akması ise o özür devam ede ede namazını kılar. Ama özür sahibi değil de mesela sadece günde bir defa ya da sadece namaza durduğu zaman öncesi sürekli gelmemişse bu özür. Sadece namaza durduğu zaman işte öyle bir gaz falan geliyorsa o zaman abdesti bozulur. Yeniden abdest alması gerekir. Esas bu yani. Bunu inşallah anlatmış olduk. İkincisi tabii kış günlerinde mes giyiyorum diyor. Yaz günlerinde mesleri çıkarıyor. O ayakkabılar topuktan aşağıya, topuklardan yukarı çıkmıyorsa ona mes olmaz. Ama giydiği ayakkabı yarı bot, yani topuklarından yukarıya kadar boğazı çıkıyorsa ona mes verebilir. Sabahtan abdest alır, ayaklarını giyer, aynı şey gibi, mes gibi beş vakit abdestte veya beş vakit namazda onun üzerine mes verebilir. Evet. Veya çizmesi var misal, çizmenin üzerine verebilir. Ama dediğim gibi topuklarını kapatmış olacak. Topuklarını kapatmaz da sadece bu yarım ayakkabılar var ya, topuktan aşağı, onlara mes olmaz. Ancak kardeşimize bir tavsiyemiz olsun. Şu yapılan, son zamanda yapılan bir mesler var, çorap mesler. O meslerden giyerse, onun üzerine mes vermiş olur. Dolayısıyla bu ayakları yıkama sıkıntısından kurtulmuş olur. Evet. Evet. Böylece cevaplamış olan bir seyircimiz de yazılı olarak bir soru sormuş. Kanser hastasıyım. 5 yıldır oruç tutamıyorum. Bu 5 yılın bedelini vermem gerekiyor diyor. Bu nisap miktarını soruyor hocam. Yani fidye miktarını. Evet, evet. Bir oruç bir fitre miktarı fidye verilecek. Mesela 5 sene eğer vermediyse
5 kere 30, 150 gün yapar. Evet. Bazı Ramazanlar 29 falan geliyor. Eğer öyle tespit ettiği varsa onları düşer. Evet. Ama düşmese de olur. Yani 5 Ramazan'ı 5-30 Ramazan olarak kabul eder. Dolayısıyla 150 gün yapar. Evet. 150 günü bugünkü fitre miktarı bu seneyi bilmiyorum ama geçen sene 10 liraydı asgarisi. Evet. En az 10 liradan 1500. Ama imkanı varsa daha fazla vermek suretiyle mesela 20 liradan verebilir, 30 liradan verebilir, bir fitreyi 50 liradan verebilir. Ama en az 10 lira var. En az 10 lira. Ama bu seneki fitreyi bilmiyorum. Yine o civarlarda olabilir. Evet. 10 liradan aşağı olmamak şartıyla o zaman ne yapacak? 150 orucuna 1500 lira verecek. Bunu bir anda bir fakire de verebilir. Birkaç fakire de verebilir. Evet. Bunlar kefaret değil, fidye. Oruç fidyesi, tutmadığı oruçların yerine bu parayı verecek imkanı varsa ve Cenab-ı Hak'tan da ayrıca efendim af da dileyecek. Zaten o oruç tutamadığı için hastalığı sebebiyle Cenab-ı Hak ona orucu tutmuş sevabı da verir inşallah. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar telefonumuz var mı? Evet. Var mı arkadaş? Evet varmış. Alo. Alo. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Evet. Evet efendim bu gece son telefonumuzu alıyoruz. Buyurun. Alo. Efendim sizi duyuyoruz. Buyurun sorunuzu alalım. Alo. Sesini... İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ben Düzce'den arıyorum. Evet. Benim bir torunum var. 18 yaşında. Şimdi buna bir şey yani şimdiye kadar böyle değil. Kur'an'ını falan okuyordu. Bir sürü yani namaz dualarını falan biliyor. Evet. Şimdi diyor ki ben diyor korkunçlu korkunçlu rüyalar görüyorum diyor. Peygamberin varlığına inanmıyorum diyor. Allah'a inanıyorum ama diyor peygambere inanmıyorum diyor. Peki neden bu böyle? Bu nasıl oluyor yani bizi şaşırttı bu. Neden Kur'an'ı falan okuyordu, biliyor. Dualarımızı biliyor. Efendim sesini alabiliyor musunuz? Namazını biliyor. Her bir şeyi bildiği halde şimdi 2-3 ayın içinde böyle olmuş bana 2-3 gün önce söyledi. Öyle dedi ben görüyorum. Rüyamda dedi sabah namazından önce geliyorlar yanımda oluyorlar dedi birkaç kişi dedi. Evet. Sabah ezan okunacağına 5-10 dakika kala dedi gidiyorlar gidiyor diye dedi. Onlar gittikten sonra dedi ezan okunuyor diyor. Peki efendim sesimi alabiliyor beni musunuz? Beni korkutuyor. Alo. Efendim. Sesimi alabiliyor musunuz efendim? Alıyorum. Bu 18 yaşında erkek kendisi. Kız. Kız çocuğu. Peki. Evet. Yaklaşık 3 aydır oldu diyorsunuz. Evet, öyleymiş. Peki bu 3 ay içerisinde bu kardeşimiz neyle uğraştı, ne yaptı, nelere ilgi gösterdi? Okuyor. Ha, ne tür kitaplar okuyor? Şimdi liseye gidiyor. Yani onun haricinde başka böyle dini kitaplar falan okuyor mu? Yok, şu an okumuyor. Peki. Okuyamıyorum diyor, yani içimden gelmiyor diyor. Dilim dönmüyor diyor. Evet. Dilim ağzımda diyorsa... Çeviriyorum, dua edemiyorum diyor. Bir besmele çekemiyorum diyor. Peki. Hocam sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hocam inşallah cevap verecek. Allah şifa versin. İnşallah en kısa zamanda Amin. Düzelir. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet. 18 yaşında bir kız evet. Kardeşimiz. Son zamanlarda korkulu rüyalar görmeye başlamış. Allah-u Teala'nın varlığına inanıyorum ama peygambere inanmıyorum şeklinde böyle bir olumsuz düşüncelere sahip. Evet. Evvela Cenab-ı Hakk'a nasıl inanıyor? Allah'a inancını bir gözden geçirmesi lazım. Evet. Allah'ın gücüne inanıyorsa, Allah'ın her şeyi bildiğine inanıyorsa ki bir mürakabe de bu işte. Evet. Yaptığı her şeyin Allah tarafından bilindiğine, görüldüğüne inanıyorsa, yaptığı her işin kontrolden geçtiğine ve dosyalandığına inanıyorsa bir insan, o zaman Allah'ın peygamberine de inanması gerekir. Akıl bunu kabul eder. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Son zamanlarda kitle iletişim araçları oldukça yani yaygınlaştı. Gerek cep telefonları, gerek internet. Özellikle internet. Yani buradaki farklı şeylerin etkisinde kalmış olabilir mi? Bence şundan şüphe ederim. Bu mesela bazı böyle inançları bozuk insanlar var. Evet. Bu okul içerisinde var, okul çevresinde var. Mesela satanistler var, şeytana tapıyor.
veya ateizmi yaygınlaştıran insanlar var. Bugün üniversitelerde olsun veya lise çağındaki çocuklara böyle tuzak kuran insanlar var. Yani bunları gerçek inançlarından uzaklaştırmaya çalışan bir takım zararlı odaklar var. Evet. Korkarım ki bu yavrumuz o odaklardan birisine takılmış olmasın. Hı hı. İnşallah olmaz. Bunun tedavisi nedir? Bunun tedavisi gerçekten o sahada sözüne inanabildiğimiz, ahlakına güvenebildiğimiz, bu öğretmenlerinden olur, dışarıdaki hocalardan olur veya güzel meclislere götürmek suretiyle onun bu imanını güçlendirecek şeyler. Bir de işte onun belki o kötü rüyalardan korunması için de yani Allah'a sığınması lazım. Allah'a inanıyor. Allah'a sığınması lazım. Çevresini değiştirmesi lazım. Onun çevresi bence çok farklı bir çevre. Hı. Yani çocuğun takıldığı çevre. Onu o şekilde yönlendirenler olabilir. İşte o yönlendiren çevrelerden uzaklaşması lazım. Daha doğrusu ailenin takip edip uzaklaştırması lazım. Yoksa daha ileriki noktalarda çok daha farklı noktalara gelinebilir. Allah korusun. Yani bunların bir eğitimden, süzgeçten geçirilmesi lazım. Ya, takip edilmesi, evet, takip edilmesi lazım. Evet hocam, artık programımızın sonuna geldik. Evet. Konuyu da toparlayalım. Konuyu inşallah toparlayalım. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi görüyor, biliyor, denetliyor. Biz de bütün amellerimizin denetlendiğini, Allah'ın denetim ve yönetimi altında olduğumuzu biliyoruz. Evet. Buna hemen kısaca bir iki örnek vererek İnşallah. Efendim sözlerimizi tamamlayalım. Şimdi evvela Müslümanın bu otokontrol sistemini hayatında canlı tutması lazım. Bir örnek vereyim. Bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah yolda giderken yolun kenarında koyunlarını otlatan bir çobanla karşılaşır. Evet. Bakın, çobanla karşılaşıyor. Hazreti Ömer'in oğlu bu. Sahabi, 2000'den fazla hadis nakleden bir sahabi. Diyor ki şu çobanı bir deneyeyim, tecrübe edeyim. Selamun aleyküm diyor çobana. Çoban bunun kim olduğunu bilmiyor. Evet. Müslüman bir çoban. Ve aleyküm selam dedikten sonra Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki kardeşim şu koyunlardan bir tanesini bana satar mısın? Çoban da ona efendim bu koyunlar benim değil, ben ücretle çalışan bir çobanım. Akşam gittiğimde koyunun sahibi benden koyunlarını ister. Denemek için Hazreti Abdullah da diyor ki akşam gittiğin zaman mal sahibi sorarsa kurt yedi dersin. Kurt yedi dersin ve böylece işi geçiştirirsin. O zaman diyor çoban öyle bir hiddetlendi ki adeta sadası, sesi dağları çınlatacak biçimde feeynallah, feeynallah, feeynallah. Ben belki mal sahibini kandırabilirim ama Allah nerede? Allah nerede? Allah nerede derken mekan ispat etmiyor. Allah bilmiyor mu? Allah bilmiyor mu? İşte bu Hazreti Ömer gibi bir devlet başkanının olduğu yerde çoban da böyle olur. Demek ki başkan öyle, çoban öyle. Bu bir işte murakabedir. Allah'ın denetim altında olduğuna inanması. Bir başka örnek vereyim. Bu da Hazreti Ömer döneminde. Bunlar aslında bizim için güzel hatırat. Bir anne kızına yavrum ineği sağdığın zaman ya da koyunlarımızın sütünü sağdığın zaman onun içerisine biraz da su kat, süt çoğalsın, böylece satalım. Süte su kat. Kız da anneye, anne sen bilmiyor musun? Emirul Müminin Ömer süte su katılmasını yasakladı. Şayet haberdar olursa büyük cezalara çarptırılırız. Çarptırılırız. Kızım Ömer bizim evimizin içerisinde yaptığımızı ne bilsin? Sen süte su kat. Kız çocuğu aynen öyle diyor. Anne, Ömer bilmese bile Allah görmüyor mu? Evet. Allah bizim ne yaptığımızı görüyor. Onun için bir insanın otokontrol içerisinde olması demek bu işte. Yani imanı kamil bir insan olarak ihsan makamında. Aynen, ihsan makamı. Evet. Yani ihsan neydi işte o? En ta'budallaha ke'enneke terahu fe'illem tekün terahu fe'innehu yarake. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır. Ve hiçbir şekilde sen onu göremesen bile o seni görüyor. Evet.
Öyleyse o niyetle, o duygularla. İki örnek daha hemen kısaca vereyim, bitirelim. Bunlardan bir tanesi de işte böyle bir kız gerçekten önemli bir örnek. Üçüncü bir örnek, Hazreti Musa Aleyhisselam biliyorsunuz ordusuyla Firavun ordusu tarafından takip ediliyor. Eğer Musa Aleyhisselam ve ordusu yakalanırsa hepsi kılıçtan geçirilecek. Evet. O zamana göre Musa Aleyhisselam'ın ordusu 1 milyon kadar, Firavun'un ordusu 2 milyon daha fazla bir ordu, hep çeteler grubu. Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden kurtulmak için ordusuyla beraber Mısır'dan çıkıyor. Tam Kızıldeniz'e yaklaştığında Firavun'un ordusu içerisinde atlılar var, yayalar var, piyadeler var, süvariler var. Firavun ordusu tam da Musa Aleyhisselam'ın ordusuna, Müslümanlara yaklaşıyor. Bu hadiseyi Cenab-ı Hak Şuara suresinde anlatırken şöyle buyuruyor. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ İki ordu birbirini gördüğünde, yani Musa Aleyhisselam'ın ordusu, Firavun ordusu, takip edilenler kendi peşlerinden gelenleri, peşlerinden gelenler de takip ettikleri orduyu gördüklerinde قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Musa Aleyhisselam'ın arkadaşları, ordusu dediler ki biz artık yakalandık. Önümüz deniz, arkamız Firavun'un ordusu. Kaçacak, göçecek bir yerimiz kalmadı. Musa Aleyhisselam'ın işte Allah'ın hıfzı himayesi, koruması altında olduğuna, onun denetimi ve yönetimi altında olduğuna inanması sonucunda Musa Aleyhisselam diyor ki kella kella innema ya rabbi seyahdin. Hayır. Rabbim benimle beraberdir. Bizimle beraberdir. O bize yolumuzu, yönümüzü gösterecek. Hem de yakın bir zamanda. İşte bu inancın, bu murakabenin sonucunda evet. Cenab-ı Hak diyor ki ve evhayna ila Musa en idrib bi asakel bahr. Biz Musa'ya vahyettik ki ey Musa, bu fiziklerle, fizik kanunlarla izah edilecek bir şey değil. Asanı, bastonumu, elindeki değneğini suya vur. Denizin suyuna. Dolayısıyla denizin suyuna vur. Asasıyla denizin suyuna vuruyor. Felaka. Denizden 12 tane yol açılıyor. Evet. Çünkü İsrailoğulları 12 grup, 12 taife. Her birine bir otoban açılıyor. Aralarına ve siperler sudan. İlahi bir mucize, ilahi bir kudret. Ve sonra Musa Aleyhisselam ve bütün gruplar, İsrailoğullarının grupları suya giriyorlar. Yani su derken otobana giriyorlar denizin içinden ve denizden öbür tarafa geçiyorlar. Firavun ve ordusu da tam denizin kenarına geliyor. Aslında atlar üzerinde olan insanların atları, yani altlarındaki atlar denize girmek istemiyorlar. Orada bir belanın geleceğini o hayvanlar anlamış. Ama üstündekiler anlamamış. Üstündekiler anlamamış. Alttaki hayvanlar anlamış. Atlar girmemiş. Girmiyor. Sonradan Cenab-ı Hak bir şekilde atları da içeriye çekiyor. Efendim, bütün Firavun'un orduları o kanallardan içeri girip de ordunun sonu tamamen denize girip ve baş tarafı da denizden çıkmadan Cenab-ı Hakk'ın ifadesi فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Denizin dalgalarından onları kuşatan kuşattı diyor. Helak olup gittiler. Tam o sırada öyle bir şey ki, öyle bir müthiş manzara ki, yani korkutucu bir manzara. Atlar kişniyor, atların böyle yerlere serilmesi, su dalgalarının bunlara çarpması, insanların can havlunda bağırıp çağrışmaları, sonra daha başka şeyler. Sonunda tabii helak olup gidiyorlar. Dolayısıyla bakın burada Musa Aleyhisselam işte Allah'ın denetimi altında olduğuna inanıyor. Ve Peygamberimiz hicret yolculuğunda Sevr'e çıkıyor. Sevir tabandan ta zirveye kadar 1500 metre. Ama dağ tepe çıkmak çok zor. Hicret yolculuğunda Mekke'den Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le beraber çıkıyorlar. Medine tarafına değil, Efendimizin kararlaştırdığı bir plan,
3 gün orada kalacaklar Sevr'in tepesinde. Orada mağarada 3 gün kalacaklar. 3 gün sonra Medine'ye hareket edecekler. Müşrikler peygamberimizi takip ediyorlar. İzi tam efendim Sevr'in tepesine kadar sürüyorlar. Ve mağaraya kadar ulaşıyorlar. Tam zirveye ulaşıyorlar. Mağaranın etrafında dolaşıyorlar. Diyorlar buraya kadar bu peygamber gelmiş. Peygamber de demiyorlar ya. Muhammed gelmiş. Ama diyorlar bu mağaranın ağzında örümcek ağı var. Bazı nakillerde kuş oraya yumurtlamış. Yuvası var. Önünde de bir ağaç var ki diyorlar ki buraya girmesi mümkün değil. Bu ağaç Muhammed doğmadan en az 300 sene önce biten bir ağaç. 300 senedir devam eden bir ağaç. Bu kuş yumurtlamış. Buraya insan girse burada olmaz. Bu örümcek ağ yapmış. Buraya insanın girmesi mümkün değil. İçeriden de Hazreti Ebu Bekir endişe ediyor. Ya Resulallah işte geldiler. Eğilip baksalar bizi görecekler dediğinde Peygamberimiz işte Cenab-ı Hakk'ın koruması altında, denetimi altında, gözetimi altında olduğuna inanıyor. Aynen şöyle diyor. Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, فَمَا ظَنُّكَ بِثْنَيْنِ فَاللّٰهُ ثَالِسُهُمَا. Senin iki kişi hakkında düşüncen, inancın, zannın, takdirin nedir ki? Onların üçüncüsü Allah'tır. Üçüncüsü Allah olan ve iki kişiye Allah destekçi, Allah'ın destek olduğu, destekçi olduğu iki kişi hakkında niye endişe ediyorsun? لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. İşte murakabe bu işte. Ve İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Ateşe atılırken hatta Cebrail Aleyhisselam geliyor. Var mı benden bir isteğin? Yok, sana ihtiyacım yok, senden isteğim de yok diyor. Peki Rabbinden bir şey istemiyor musun? Rabbim benim neye muhtaç olduğumu biliyor. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, ne güzel vekildir diyor. Ateşe atılırken bunu söylüyor. Ve ateşin fizikinde yakma olduğu halde, ateş içerisine atıldığı halde Cenab-ı Hak ateşe diyor ki قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz ateşe dedik ki yakma İbrahim'i, serin ol İbrahim'e, güllük gülistanlık ol İbrahim'e dedik, ateş yakmadı. İşte her Müslümanın şahsi işlerinde, ailevi işlerinde, ticari işlerinde, idari işlerinde, eğitiminde vesairesinde hep bizim düşüncemiz bugünün gençliğine, bugünün nesline, bugünün çağına en çok verilmesi gereken duygu, düşünce bizim Allah'ın yönetimi ve denetimi altında olduğumuza inanmamız, buna inanacak bir gençliği, bir yeni nesli yetiştirmemizdir. İnşallah. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olayı. Bugün bu akşam son programımız, bu sezonun son programı daha doğrusu. Yaklaşık 8 aydır sevgili izleyicilerimizle Gönül Dergahı ile beraber olduk ve çeşitli konularda sizin bilgilerinizden istifade ettik. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem ben de teşekkür ederim. Televizyonumuz adına, Vizyon 58 TV adına hem de şahsım adına Allah razı olsun diyoruz. Elbette. Hocam şimdi programı kapatacağız ama ben müsaadenizle bu programa emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Elbette. Sivas Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz verdiği katkılardan dolayı. Çok değerli hocalarımız bizlere programımıza katkı sundular. İlahi sanatçılarımıza ve bizleri ekranları başında izleyen çok değerli izleyicilerimize, kamera arkasında yayın masasında olan çok değerli yönetmenimize Erhan'a, diğer arkadaşlarımıza, teknik ekibe, kameramanlara ve Vizyon 58 TV yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun hocam. Amin. Ve programımızı yine her zaman olduğu gibi geleneksel hale getirdik. Duamızla inşallah noktalayalım. Ben de bu vesileyle hem Vizyon 58 televizyon yönetimine, burada gerçekten kamera arkasında hizmet eden gençlerimize, sizin zatınıza ve gerçekten bizi dinleyen bütün izleyicilerimize, takip eden, çünkü bu bir hizmettir, hizmet vesilesidir.
Yani dünyanın her tarafından izleniyor elhamdülillah. Biz öncelikle Sivas'ımıza ve dünyadaki bütün Müslümanlara, yani dilimizi anlayan bütün Müslümanlara faydalı olmuşsak, olabiliyorsak Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu vesileyle ben bütün kardeşlerimize, hem buradaki çalışan, hizmet eden kardeşlerimize, hem bizi izleyen kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan sıhhat, afiyet, huzur ve saadet diliyorum. Bu vesileyle bütün kardeşlerimizin 3 aylarını da tebrik ediyorum. Evet hocam, inşallah önümüzdeki dönemlerde yine farklı inşallah programlarımız olacak. İnşallah. Gönül dergahı önümüzdeki sezonlarda biz her zaman hizmete varız inşallah. Devam edeceğiz ama önümüzde bir seçim var 7 Haziran'da, milletvekili genel seçimleri. Seçim atmosferi yoğunlaştığı için programımızı da noktalamak zorunda kaldık. Evet, çünkü evet. Seçim propaganda evet faaliyetleri devam edecek. Yayınlar bu noktada sıkıştı. O yüzden bizler de bu şekilde noktalama evet kararı aldık. Ama seçimlerden sonra inşallah farklı programlarla, İnşallah. Farklı projelerle İnşallah. Yine izleyicilerimizle birlikte olacağız. Ve bu geceyi bir duayla inşallah kapatalım. Amin. İnşallah. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkillâhi Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minnâ inneke entes-semî'ul alîm. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشرور ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك مما تعوذ منه واستعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبق تنزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم سهل أمورنا واستر عيوبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأولادا عالما عاملا صالحا اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهداية والعفاف والتقى اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نعوذ بك من سخطك يا رب العالمين şu mübarek 3 aylar içerisinde ne isteyeceğimizi, neyi dileneceğimizi bilemiyoruz. Habibin, edibin, kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı uluhiyetinden lisan-ı pakiyle neler istemişse biz de Efendimizin lisan-ı pakiyle aynı hayırları istiyoruz bizlere lütfeyle. Ya Rabbi, nelerden sığınacağımızı bilemiyoruz. Senin kulun, Habibin, edibin, Resulün ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam hangi şerlerden lisan-ı pakiyle sana sığınmışsa biz de sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan cümlemizi muhafaza eyle. Bir göz açıp yumuncaya kadar da olsa nefsimize bizi bırakma. Zalimlerin zulmünden, münafıkların nifakından, fasıkların fıskı fücurundan, müfterilerin iftira ve bühtanlarından, gözüken ve gözükmeyen kazalardan, belalardan, depremlerden,
ülkemizi ve bütün bilad-ı İslam'ı muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in dert olanlarına devalar, hastalarımıza acilen şifalar, geçmişlerimize merhametler ihsan eyle. Ya Rabbi, geçmişlerimizin kemiklerini sızlatacak, onların manevi hayatlarında onları rahatsız edecek kötü amellerden bizleri beri eyle. Ya Rabbi, onları kabirlerinde şad edecek, onları sevindirecek güzel amellere bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, şu üç ayları gerçek anlamda değerlendirip, üç aylar hürmetine, yapmış olduğumuz ibadetler hürmetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, Enbiya Murselin hürmetine, Evliya Asfiya hürmetine, Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla, tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, şu mübarek üç aylarda bağışlananların zümresine bizleri ilhak eyle. Tevbeleri kabul olunanların tevbesine tevbelerimizi ilhakla kabul eyle. Amin, amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, böylece Gönül Dergahı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 8 aydır sizlerin karşınızdayız. Ben özellikle ekran başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiyse affola diyorum. Tekrar programa emeği geçen tüm kurumlara, kuruluşlara, televizyon yönetimine, personele çok teşekkür ediyoruz. İnşallah farklı bir programla önümüzdeki sezon yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Ve hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.